Şimdi sıradaki maçımıza doğru geçeceğiz. Bu moral sayesinde birliğin gücüyle hep birlikte ayağa kalkıp yine Türkiye'de gücümüzle, birlikte ne kadar büyük olduğumuzu göstermek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz. Pitbull Promotion bu akşam Miya Beach'te gerçekleşirken desteğiyle, burada hem ekonomik hem moral desteğiyle gerçekleştireceği organizasyonun sözünü verdiği için bu akşam burada olmak için imkansızı başardı ve bu akşam yine buradayız. 82 kiloda gerçekleşecek gecenin 7. maçında önce mavi köşede Sırbistan'dan Lotra lakaplı Miloš Janković geliyor. Miloš Lotra Janković. Ve bayanlar baylar, karşısında Özbekistan'dan yine People Promotion'u takip edenlerin yakından tanıyacağı bir isim. Eğer hazırsanız Naimcan Çuktaboyev geliyor. Manelim elatım o her günü dage güzel ahlak diken nasıl tavoyum oraya kurulmadan korkuyorum program tarihte mücadelesini bekliyorum yönetim kurulu sorularından hayat beni bir kez daha sizlerle birlikte nefis karşılaşmalar istiyoruz. Neler seçeceksiniz? Gerçekten bir promotion partını buradan tüm Türkiye, tüm dünya gördüğünü istiyoruz. Gördüğünüz gibi normal biten maçlar yok. Hep nakavtla biten maçlar. Ve gerçekten dünya şampiyonası kalitesinde şampiyonlar. Ve ben buradan bütün sporcularımıza söylüyorum. Gerçekten kendine güvenen, yüreğine güvenen, adam seçmeyen sporcular bizimle çalışmak istesinler. Pitbull Promotion diğer organizasyonların hepsinden çok farklı bir organizasyon. Çünkü ben gerçekten Avrupa'nın, dünyanın en iyi sporcularını ülkemize davet ediyorum. Hem ülkemizi hem sporumuzu en iyi şekilde tanıtıyorum. Ve bu organizasyonlarda bize büyük destek veren Obo Otel, Türkiye'nin ilk muhafazakar aile oteli, Sayın Mustafa Bey'e çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve Ünye Madencilik, Sayın Hamit Tecel'e ve Miya Beach'e, buradan Highlight Otel'e çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten bizim sporumuzu destekledikleri için ve Bodrum gibi turistik bir yerde, genelde hep böyle konserlerle Bodrum anılır. İlk defa bizim sporumuzla Bodrum'dan bütün dünyaya açıldık. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Federasyon Başkanımız da burada Sayın Hasan Yıldız. Kendisi de aynı şekilde gerçekten çok kaliteli insanların, kaliteli sporcuların ne kaliteli bir gece olduğunu bize söyledi. Teşekkürlerini sundu. Çok daha ileriyle devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, ringe doğru dönüyoruz. Sarkın Çelik'te. Bu mücadelede Sırbistan'ı temsil eden 28 yaşındaki, 1.78 boyundaki bu deneyimli dövüşçü profesyonel kariyerinde toplam 129 maçın 35'ini nakavtla 98 kez kazandı. Sadece 31 kez yenildi. In 129 matches, 35 knockouts, 98 wins and 31 losses. Representing Serbia, 28 years of age, he is Miloš Lotra Janković. Daha büyük bir alkış istiyorum. Ve kırmızı köşede profesyonel kariyerinde 55 maç yaptı. 45 galibiyeti, 10 mağlubiyeti var. Özbekistan'dan 25 yaşında, 83 kilo ağırlığında. Ladies and gentlemen, representing Uzbekistan,
55 matches, 45 wins, 10 losses. 25 years of age, 175 centimeters. He is Naim Can Tuktabuyev. Ve maçın hakemi Hüseyin Gazi Sönmez. Hüseyin Gazi Sönmez. Mücadelemizin hakemi olacak değerli izleyenler. 82 kilogramda Miloš Janković ve Naim Can Tuktabuyev kozlarını paylaşacaklar. Evet, artık son hazırlıklar yapılıyor. Nefis maçlar izledik gerçekten şu ana kadar. Pitbull Promotion'da ve bir yenisi daha geliyor değerli izleyenler. Miloš Janković ve Naim Can Tuktabuyev karşı karşıya. Janković siyah, Tuktabuyev beyaz şortuyla şu anda ringde yerini almış durumda. Ne güzel blokladı Janković. Böyle konuşmaya başlıyor. Tuktabuyev ama kontra sağ isabeti. Janković. Güzel bir kontra sağ kroşe bulmayı başardı. Bakalım yine hızlı biten bir maç mı izleyeceğiz? Sağ kroşe denemesi isabetli değil. Tuktabuyev'den Janković tuttu rakibin üstüne. Güzel kontra sağ direkt ardından tekme çıkardı. Kroşeyi aradı Janković, bulamadı. Dengesini kaybediyor. Kalkta ya devam edeceğiz. Çok sert bir karşılaşma. Bir yanda Sırp sporcu Janković. Karşısında Özbek sporcu Tuktabuyev. Ve Tuktabuyev yerde. Sahne isabeti. Janković hızla bitirmek istiyor maçı. Ve ardından sağ çıkardı. Tuktabuyev. Janković. Nesi yaptı? O dönem yumruğu aradığı belliydi zaten ama denemesi isabetsiz. Az önce bir şöyle döner gibi oldu. Omuzundan onu görme şansınız var. Sol direk isabeti. Arka kalan yumruklar bunlar. Tekmeye kaçtık sağ direk. Tekme bir kez daha isabetli. Tuktabuyev'den aynı taraftan tekmeyle kaçtık. Ufak bir talihsiz an. El altı darbe geldi. Zaman durdu. Şimdi Janković kendine geldikten sonra yeniden devam ediyor karşılaşmamız. Orada dediğim bir kez daha isabetli. Midotikler çalışıyor Tuktabuyev cephesinde. Ters kartlı sporcu. Sol bacağıyla özellikle çok güçlü darbeler vuruyor bir kez daha. Ve odaklanmaya başladı. Bunlara odaklanması tabii açık vermesi demek olacak. Janković'in sağ koşuları belki biraz daha kullanmaya çalışabilir. İlerleyen dakikalarda bir tekme daha Tuktabuyev. Daha duruyor tekmeleri üst üste rakibini yakaladı içeri girerken. Şimdi clinch'te. Tekme kaybı Hüseyin Gazi Sönmez. Tempolu karşılaşma. Taraf olmaz eğer. Pozisyon. Pozisyon tabi belleyici olabilir. Sponsorunda açtığı spinning backlist denemesi. Ardından reklamına geldi. Kontra sağ isabeti. Kovic. Şimdi yakalamak üzereydi ama ardından Kovic'te. Sporcuda çok üstünü duramadı. Son bölümündeyiz artık round'un değerli izleyenler. Bir yanda Naim Can, Tuktabuyev, diğer yanda Miloš Janković ve ilk round'un sonu geliyor. Evet, Nurhay Akdeniz'le birlikteyiz. Naim Can, Tuktabuyev, Miloš Janković karşılaşmasının sonuna geldik. Naim Can kendi ismini dediğim gibi dünyanın her yerinden her sporcuya yer vermeye çalışıyoruz. Gerçekten çok kaliteli maçlar, sert organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz. İşte dediğim gibi sponsorlar ve destek gerçekten çok önemli. O yüzden buradan tekrar kesinlikle sporcuların, sponsorların varlıkları da sporcuların burada olmasını sağlıyor zaten. Onların spora destekleri çok önemli. Bir kez daha biz de teşekkürlerimizi iletmiş olalım.
Üçüncü rounda doğru geçeceğiz. İkinci rounda doğru geçeceğiz. Düzeltiyorum değerli izleyenler. Miloš Jankovic ve Naimcan Turkaboyev. Karşı karşıya. İkinci round başladı. Beyaz şortuyla Turkaboyev. Siyah şortuyla Jankovic karşımızda. Saklı baş kesinlikle taklilerini. Naimcan gayet iyi kullandı şu anda. Kadar üstüne gitti Jankovic. Jankovic yerde ama. Tabii pozisyon oldukça yakın Hüseyin. Gazi Sönmez. Bir kez daha isabetli kurulgaları. Bir şekilde sarstı. Naimcan Turkaboyev. Ellerini gayet iyi kullandı. Engelledi Jankovic ama aslından da tutulamadı. 45 saniyesi geride kaldı. İkinci roundun sağ kuşa yaradı. Turkaboyev. Bir kez daha sınıf yerde olan taraf burada Miloš Jankovic. İkinci roundun orta bölümüne doğru geliyoruz. Alçak tekme. İsabetli olmadı Jankovic'den. Üstelik rakibinin içeri girerken yakalandı Jankovic. Güzel kontra Turkaboyev. Kules yapmaya çalışıyor Jankovic. Sağ köşeyi kaçırdı. Bir kez daha denedi olmadı. Ardından sol diz isabeti. Turkaboyev önce bir sağ, ardından rakibini yine yere doğru itti. İşe yaradı Jankovic. Tempo biraz daha düşmüş durumda. Sporcularda yorgunluk belirtileri var tabii ki. Çok tempolu bir ilk roundun ardından. İkisi de çok kararlı kazanmak için. Kar yağdı. Çıkta vermeye başladılar yorgunlukla birlikte. Turkaboyev üstüne gidiyor rakibinin. Yine tekmeyi buldu. Ya çok açık vermeye başladılar gerçekten. İki sporcu da kontraları da bulabileceklerini gösterdiler. Bir isabetli darbeye bakar. Müsabakanın tabi nakavta bitmesi. Spinningback isabeti ardından sol kroşeyi de getirdi. Jankovic. Turkaboyev. Sol kanunu korumaya çalışıyor. High kick geldi. Jankovic'den. Sağ koşu denemesi isabetsiz. Sol direkt sağ kaçtı ve ikinci roundda sonu geliyor. Nefis maç izliyoruz gerçekten. Jankovic ve Turkaboyev arasında. Gerçekten sert bir maç ve ikisi de kararlı. Bakalım üçüncü roundda neler yapacaklar. Bize tamamsızlıkla bekliyoruz. Gerçekten nefis bir organizasyon olduğunu bir kez daha söylemem lazım. Bu harika organizasyonda da çok güzel maçlar izledik şu ana kadar. Onların bu bir diğeri de burada. Siz bizim ilk defa organizasyonumuzda spikerliğimizi yapıyorsunuz. Biz de sizi tanıdığımızda çok memnun olduk. Bence sizden de. Önce Nur İçin'e yazdığım rahmetli Fikret abimiz vardı. Ona da buradan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. O da unutmadık her zaman kalbimizde olan bir insan. Size de yeni iş hayatınızda, daha doğrusu bizimle olan başlangıcınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Yani Fikret abinin yerini doldurmak gerçekten çok zor bir şey. Başarılabilecek bir şey değil belki de. Onu da buradan bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve ben buradan ayrıca sponsorlarımızdan Magnet 20'ye de çok teşekkür ediyorum. Kendileri aramızda değiller ama onları da burada görmek isterdik. İnşallah bir dahaki organizasyonlarda kendilerini de görmek istiyoruz. Evet, üçüncü roundumuz başlayacak birazdan. Tabii buradan Fikret abinin oğluna %100 burs veren ve onu okutmaya karar veren İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne de çok teşekkürlerimizi iletelim. Onlar da spor kulübü sporcuları antrenörleriyle bizi izliyorlarmış. Bir kez daha buradan selamlar olsun. Üçüncü round başladı. Turkaboyev ve Jankovic arasında.
gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. İkisi de kazanmak istiyor. Berkovic presi devam ediyor. Osman Kroşe isabeti bulursa maçı her an bitirebilir. Kontrayı arayan bir Kutaboev var. Uzak kroşelerinde de olmadı. Tekme isabetsiz. Dönüp bir kez daha gelmek istedi ama çok uzaktaydı. Miloš Janković. Uzak kroşe isabeti. Karşılık geliyor Jankovic'den. Rakibin teknesini yakaladı ama Hüseyin Gazi Sönmez araya giriyor. Güzel bir sol sağ kombinasyonu. Sarstı rakibini Tuktaboev. Miloš Janković yerde. Golcü durumda şu anda. Devam edebilecek mi maça? Evet devam ediyor. Çocuklar biraz inat olurlar. Bir kez daha üstlükte rakibinin bu kez. Tuktaboev. Gaza basmaya başladı rakibini sarsmasının ardından. O sağ kontrasını arıyor. Janković ama çok göstermeye başladı. Gel diyor rakibin, iki sporcu da gel diyorlar karşılıklı. Kimse pes etmeyecek. Kimse pes etmeyecek bu karşılaşmada. Sağ kroşe denemesi kaçtı son anda. Janković'ten bir daha arada bulamadı. Ardından sola parkattan isabet geliyor. Vücuda bir sağ. Tabo ev gelmeye çalışıyor. Direkt yumruklarını o gayet iyi kullandı. Çünkü gerçekten dizler biraz daha devreye girmeye başladı. Daha az ama daha sert yumruklar çekmeli. Herkes artık bitirmek istiyor. Artık son 50 saniyeye doğru da giriyoruz. Burada artık tüm eforlarını sarf edecek sporcular. Elinden gelen ne varsa ringe yansıtacaklar. Janković. Üstelik rakibini ya tekme isabeti. Tekmeyi yakalamayı da başardı. Sırtını dönüyor rakibine Janković. Bunu yapmaması lazım ama tabii Tuktaboev'in de Hüseyin Gazi Sönmez'i dinlemesi gerekiyor. Bir komutun dinlemesi gerekiyor. Son 25 saniye artık. Yine kıran kırana bir karşılaşma Bodrum'da. Fitbull Promotion'da. Rakibinin lortlukta geldi. Janković. Rekibi kontrası itti rakibini var köşeye doğru. Naimcan, Tuktaboev. Ve müsabakanın sonu. Kıran kırana bir karşılaşma. Hakemlerimiz için hiç kolay olmayacak gerçekten. Ama kırmızı köşe biraz daha üstün gibi görünüyordu. Ladies and gentlemen, hanımlar beyler. We go to the judges' scorecard for a decision. Karar için hakemlerin skor tablolarına bakıyoruz ve 3 hakem aynı fikirde. Unanimous decision. 3-0, 3-0. Ve maçın galibi, the winner is Naimcan Tuktaboev. Ve kazanan sporcuya Janković bu karardan dolayı Abbas çok tabii memnun olmadı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele ama ya bir adım öndeydi zaten Naimcan Tuktaboev. Ve hakemlerimizin kararı da galibiyeti onun aldığı yönünde oldu. Hatırlatalım tabii ki değerli izleyenler. Ring sporları, mücadele sporları TV 8.5 ekranlarında sizlerle buluşmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta Ankara'da harika bir boks gecesi var. UFC organizasyonu Orhan Çavdar organizatörlüğünde Sinan Şamil Sam gecesi kıran kırana geçecek. Önümüzdeki hafta 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21'de sizleri yine bu ekranlara bekliyoruz. Ve tabii ki neredeyse her hafta organizasyonlar bu ekranlarda sizlerin karşısında olacak. Destekleri için kendi plaketimizi takdim ediyoruz. Thank you for your support. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gecenin son mücadelesiyle döneceğiz ama önce bu mücadele çok başa baş geçti. It was very close. Aga. Çok yakın. Very close. Çok yakın bir mücadeleydi. Bir karşı da çıktı. Ne düşünüyor?
Çiroylu karacı yaxşı səfənlə çıxdı. Nə düşünürsən? Qarağa afsiyna bu, nə bu? Mən özüm havalım. Salam aleykum Türkiye. Mən bugün Muay Thai demez. Kickboxing'de vuruştum. Albatta bu kickboxing Muay Thai'dan farkı bu. Lekin bundan keyingi janglarim ham vatan uchun, prezidentimiz uchun, yurtim uchun albatta g'alaba qozonaman. Rahmat. Selam aleyküm Türkiye diyor. Yani ben Muay Thai'çiyim diyor. Keyvan dövüştüm diyor. İnşallah diyor bu yeniliğimi diyor prezidente diyor memleketime diyor bağışlıyorum diyor. İnşallah son maçlarda diyor Muay Thai dövüşeceğim inşallah diyor. Yeniden tebrikler. Erhan Deniz'e şimdi mikrofonu uzatıyoruz. Korkunç bir gece. Çok yakın gidiyor maçlar. Sırp arkadaşımız revanş istiyor arkadaşlar. Revanş istiyor. Ben bu adamı bir daha döveceğim diyor. Ben de buradan revanşın sözünü veriyorum. Revanş yapacaksınız ikiniz. Sırp arkadaşımız gerçekten çok büyük bir yürek sergiledi. Ve iyi bir maç yaptı. Ben bu adamı döverim diyor. Dilinden de anlıyorum. Bakalım dövecek mi? Teşekkür ediyorum. Today, my coach, happy birthday. Please, kart açıp koyun. Ve kendi antrenörünün doğum gününü kutluyoruz. Ve kısa bir ara veriyoruz. Reklama geçiyoruz. Bu aradan sonra gecenin son maçıyla Pitbull Promotion'ın muhteşem performansıyla bu geceye geri döneceğiz. Şimdi bir ara. Then we will be back with a lot more.